Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından Allah'tan hakkıyla korkanlar. Allah sizi esirgesin. Allah'tan korkanların korkusundan, Allah-u Teala'dan hakkıyla korkanların korkusuna götüren yol hangi yoldur? Cevapladı. Ey genç! Bil ki Allah'tan korkanların korkusu suçlardan ve cezalardan kaynaklanan bir korkudur. O tür korkuları yaşayanlar sabır ve metanetle ibadetlerini kat kat artırır ve Yüce Allah'a yakın olabilmek için karanlık gecelerde rahatlarını terk ederler. Allah-u Teala'dan hakkıyla korkanların korkusu ise bundan çok daha yüksek bir korkudur. Ariflerin korkusudur bu. Yüce Allah'ın ansızın yakalayıvermesi ve gazabı hakkında ayrıca da yüce kudretin çarçabuk ve ibret olacak şekilde cezalandırabileceği konusunda yeterli bilgiye sahip kimselerin korkusudur. O yüzden bu korku kendisinden korkulana layık bir korku ve bu dehşete kapılışta o dehşeti verenle uyumlu bir ürpertidir. Nitekim senin bir aslandan korkman, kediden korkmana benzemez. Kraldan korkun da onun görevlerinden korkman gibi değildir. Aynı şekilde senin ateşten korkman ve ateşi düşünerek altüst olman da o ateşin sahibi ve ona hükmedeni olan Allah'tan duyduğun korku ve altüst oluşa eşit değildir. Çünkü ateş ancak zarara da yarara da hükmeden gerçek kudret sahibi Yüce Allah'ın emrine bağlı olarak zararlı veya yararlı olabilir. İşte delikanlı, kalplerdeki korku da aynen bunun gibidir. Sordum, özü itibariyle korku nedir, anlamı nedir? Cevapladı, kalplerin Allah-u Teala'nın ansızın yakalayıvermesini ve gazabını görürcesine bilmeleri ve bu yüzden onun ağır tehditlerinden dehşete kapılıp sarsılmalarıdır. Korkunun kalplerdeki niteliği budur işte. Sordum, korkan kişinin en belirgin niteliği nedir? Cevapladı, cezalandırmalara yol açacak yerlerden kurtuluşa erme umuduyla kaçıp uzaklaşmasıdır. Ayrıca sürekli allak bullak halde olmak, devamlı ağlayıp sızlamak, uzun süreler yalnız kalmak yani uzlete çekilmek, Allah'a isyan edip günah işleyenlerini anmaktan dahi nefret etmektir. Sordum, bana onun dıştan görünen halini söyler misiniz? Cevapladı. Şiddetli gök gürlemeleri ve sert rüzgarlar gibi ürkütücü hadiseler karşısında beti benzi atar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hali gerçekten de böyleydi. Gök gürlediğini duyunca yüzünün rengi değişirdi. Evine bir girer de bir çıkardı. Bu değişme güneş ve ay tutulması, yıldız kayması, koyu karanlığın çökmesi ve deprem olması gibi durumlarda da görülür. Ata Es-Süleymi Hazretleri hakkında anlatırlar. Bağdat'ta bulunduğu bir gün yanındakilerden biri dışarı çıktı. Gökyüzüne baktı, sonra da içeri girip şöyle dedi. Semada bir bulut var. Ata Hazretleri dehşete kapılarak hemen dışarı fırladı. Semaya baktı. Sonra elini başına koyup ağlamaya başladı ve şu ayeti okudu. Sonuçta yoğun bir bulutun vadilerine doğru yaklaştığını fark ettiklerinde bu bize bereketli bir yağmur getirecek olan buluttur diye haykırdılar. Ama Hud hayır dedi. O sizin bu kadar müstehzi şekilde çabuklaşmasını istediğiniz acıklı azabı haber veren bir rüzgardır. Öte yandan Cafer İbni Süleyman Eddavi şu hadiseyi anlatır. Bir gün Basra'da çok şiddetli bir rüzgar esti. İnsanlar korunmak için camilere doluştular. Ben de halini hatırını sormak için atağının yanına gittim. Odasının içinde ayaktaydı. Ellerini başın üstüne koymuştu ve şöyle diyerek yakarıyordu. Allah'ım, efendim, senin beni kıyamet alametlerini bana gösterinceye kadar bekleteceğini zannetmiyordum. El-Avvam şöyle der. İbrahim en-Nehai ile her karşılaştığında onu sürekli öfkeliymiş gibi görürdüm. Abdullah İbni Ebi el-Hüzey ile karşılaştığında ise onu sanki bütün hayatı boyunca dehşete kapılmış biri gibi görürdüm. Yine İbn Ata hakkında anlatılır ki Basra'da ne zaman şiddetli bir rüzgar esse veya şehirde bir afet görülse şöyle derdi. Bu onların başına benim yüzümden geliyor. Ah Ata bir ölse de Basra halkı rahata kavuşsa. Atabetül Gulam ile ilgili olarak şu olay anlatılır. Kendisi çok az miktarda hurma alıyordu. Tam bu alışveriş sırasında şiddetli bir fırtına koptu. Atabetül Gulam
dükkandan kaçarcasına çıktı ve yolda şöyle yakarmaya başladı. Ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Derken rüzgar dindi. O da kendi nefsine dönüp şu sözlerle kınayı pazarlamaya başladı. Ey nefsim, bu yüce Allah'a saygısızlığından ve bolca hurma satın almandan oldu. Abdülvahid İbni Zeyd anlatır. Ata Hazretleri bir bulut görüldüğünde tedirgin olur, fırtına dindiğinde içi rahatlardı. O bulut veya fırtınayla bir azabın gelmesinden öylesine çok korkardı. Bir atasözü de vardır. Kendisiyle gök arasında bir perde gerilmedikçe insan helak olmaz. İşte korkan kişinin dıştan görünen hali böyledir. Sordum. Ya onun görünmeyen iç hali nasıldır? Cevapladı. Zaman zaman Allah-u Teala'dan bir şey isteyecek veya dua edecek olur ama mahrum bırakılır korkusuyla bir türlü yapamaz. Bu da nefsinin ne mal olduğunu çok iyi bilmesinden ve yüce Allah'a olan sonsuz saygısındandır. Gerçekten de böyleleri en ufak bir harekette bulunmaya görsünler. Anında bundan dolayı suçlanacakları düşüncesine kapılırlar. Nitekim Mutrif İbni Abdullah İbni Eşşahin Hazretleri'nin şöyle dediği nakledilir. Araftayken büyük bir gürültü duydum. Az kalsın Allah'ın hacıları affettiğini yemin edecektim. Fakat benim de onların arasında olduğum aklıma gelince dilimi tuttum. Allah-u Teala'dan çok korkan büyüklerimizden biri olan Mesruk İbni Muhammed ile ilgili olarak şu vaka anlatılır. Hasam kabilesinden bir adam kendisine Kur'an'dan şu iki ayeti okudu. Takva sahiplerini onurlu konuklar olarak çok merhametli olan Allah'ın huzuruna toplayacağımız ve günaha gömülüp gitmiş olanları da suvarmaya götürülen susuz bir sürü gibi cehenneme sürüklediğimiz gün. Mesruk Hazretleri ona seslendi. Tekrar okusana onu bana. Haydi ne duruyorsun? Ben kendimi işte o günaha gömülüp gitmiş olanlardan görüyorum. Takva sahiplerinden görmüyorum. O da aynı ayetleri tekrar okuyunca Mesruk Hazretleri büyük bir çığlık kopardı ve o çığlıkla ahirete gitti. Sordum. Allah'tan hakkıyla korkan kişinin korkusunun geçtiğindeki hali nasıldır? Cevapladı. Sen onu otururken bile sanki hemen bir şey yapmak istiyormuş veya kendisinden bir şey yapması isteniyormuş gibi kalkmaya hazır bir halde görürsün. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri'nin şu beyitlerle dilendirdiği gibi. Hemen kalkıp gitmeye hazır haldeler. Paketlerini katara dönüştürmüşler. Menzile ermeden palanları çözemeyecekler. Sordum. Allah tarafından ansızın yakalarını vereceklerine sandıkları anlardaki davranışları nasıldır? Cevapladı. Onlar en çok şöylesi anlarda büyük tedirgin duyarlar. Hiç beklenmedik büyük bir gürültü, kendini birdenbire gösteren kalp çarpıntısı, ansızın gelen uğultu, gök gürlemesi, şimşek çakması, fırtına veya kalbinin sızlanış anına rastlayan bir söz veya kelime. Anlatırlar. Bir adam kazanın altındaki ateşi harlamaya çalışmaktadır. Kazanın karası yüzünden yüzü siyahlaşır. Kızı onu görünce, babacığım yüzün kapkara olmuş der. Bunu duyan adam bir çığlık atar ve bayılır. Ayıldığında elini yüzüne sürüp, gerçeği öğrenince şöyle der. Allah'ın yüzümü ahirette gitmeden daha dünyadayken karartmış olmasından korktum. Yüzün kapkara sözünün kalbine daha önce iyice yer eden şu azabın aniden gelivereceği korkusundan ötürü onu ne hale getirdiğini görmüyor musun? Zürare İbni Effa Hazretleri hakkında anlatılan da şudur. Kendisi mihrapta şu iki ayeti okur. Soru üflendiği gün, işte o gün pek zorlu bir gündür. Ardından hıçkırıklara boğulur ve mihraptan cenazesi kaldırılır.